Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Ekim ayı sizin için özellikle borç alacak konuları, para konuları, maddi güvenliğinizle ilgili alanlara daha fazla vurgu yaparken buralarda bazı endişeler, kaygılar, belirsizlikler hissetmeniz de mümkün. Ama önemli farkındalıklarla özellikle ay sonundan sonra hızlı çözümler de üretebilirsiniz. Konu başlıklarına bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar Terazi burcunda, Mars ayın büyük bölümünde Terazi burcunda, Merkür Terazi burcunda 18'ine kadar gerileyecek, 18'inden sonra ilerleyecek. 6 Ekim'de Terazi yeni ayı, 20 Ekim'de ise Koç dolunayı meydana geliyor. Şimdi detaylara bakalım. Evet, Güneş, Mars, Merkür 8. evinizde Terazi burcunda. Özellikle ikili ilişkiler, paylaşımlar, ortaklıklar, işbirlikleri gibi alanlarda ya da eşinizin, partnerinizin kaynakları, parasal kazançları ile ilgili alanlarda önemli etkiler var bu dönemde. Ayın özellikle ilk yarısında 6 Ekim'deki Terazi yeni ayda zaten yeni başlangıçları, yeni oluşumları işaret ediyor. Mücadeleler devam ediyor ay boyunca, özellikle para konuları, kazançlar, belki borç ödemeleri, kredi konuları gibi alanlarda daha fazla mücadele var. Evet, Merkür retrosu bir şeyleri geciktiriyor, yavaşlatıyor, bazı karışıklıklar da ortaya çıkarabiliyor. Ayın ilk yarısında yine en azından ayın 18'ine kadar olan süreçte bu para konularındaki hesaplara, yatırımlara, alışverişlere, anlaşmalara, sözleşmelere dikkat edelim. Mümkünse parasal konularda çok hızlı kararlar vermeyelim. Yani bu ayın büyük bölümünde, ayın ilk 20'sine kadar olan dönemde özellikle parasal konulara biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var aslında. 13 derece Terazi burcunda doğacak yeni ay. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor, biliyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarının 13 derece ve yakınlarında eğer kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa haritalarınızda, o zaman bu yeni ay parasal konularda sizi daha fazla etkileyebilir. Ama sizin özellikle bu burç gruplarında gezegenleriniz bulunmuyorsa çok da fazla zorlanmayabilirsiniz. Yani daha rahat, daha yüzeysel bir şekilde de geçirebilirsiniz bu yeni ay döngüsünü. Ancak transitler 8. evinize vurgu yapıyor. Hesap işlerine, para işlerine, muhasebe işlerine, alışverişlere daha dikkatli yaklaşacağız. Borçlanma konularına dikkat edeceğiz. Özellikle geçmişteki bazı borçlar gündeme gelebilir. Belki ikili ilişkiler, işbirliklerindeki hani parasal paylaşımlar, eşinizin parasal paylaşımları falan, buralarda belki gündemleriniz olabilir. Bir nafaka ödemesidir, bir miras konusudur. Bunlar da gündemde olabilir ve bunlar yeni değil, daha çok geçmişle ilgili konu ve kavramlar da olabilir. Özellikle ayın ilk yarısında, ayın 18'ine kadar olan süreç içerisinde bu konular daha fazla bizim dikkatimiz altında olacak ve biraz da dediğim gibi sakin, çok acele etmeden daha dikkatli ilerlememiz gerekiyor. Evet, Ekim ayı her zaman rastlanmayacak bir şekilde birçok gezegenin gerilemesinin bittiği, ileri harekete döndüğü bir ay. Bu da tabii ki ilginç bir enerji ortaya çıkarıyor. Merkür ayın 18'inde Terazi burcunda retrosunu bitirecek ama onun öncesinde ayın 6'sında Plüto Oğlak burcunda gerilemesini tamamlayacak. Ayın 10'unda Satürn Kova burcunda retrosunu bitiriyor. Ayın yine 18'inde Jüpiter Kova burcunda gerilemesini bitirecek. Gerileyen bir gezegen ileri dönmeden önce yavaşlar, hatta durur. Ve birkaç günde bu duraklaması devam eder. Tabii ki enerjisel olarak bu bize de yansıyor. Biz de biraz böyle zamanın yavaşladığını, durakladığını hissedebiliriz. Bazı konular da hayatımızda duraklayabilir, ilerlemekte zorlanabiliriz. Aslında bu bir içe dönüş, bir farkındalık dönemi. Özellikle gezegenlerin retro sürecinde elde ettiklerimiz, hani yaşadıklarımızı şöyle bir gözden geçirme, değerlendirme fırsatı bu. İlerleyen gezegenlerin hayatımıza sunacağı daha hızlı enerjiler olacak ve bunun öncesinde bir hazırlık dönemi. Şimdi buradaki farkındalıklarla belki uğraşmamız gerekmeyen, hani belki gereksiz enerji harcadığımız bazı durumları fark edeceğiz. Enerjimizi daha olumlu bir alana motive etmeye başlayacağız. Ya da bizim hızımızı azaltan, ilerlememizi engelleyen durumları fark edeceğiz. Bunları çözümleyeceğiz. Özellikle gezegenlerin bulunduğu burç ve bu burçların bizim haritamızdaki bulunduğu ev alanları gezegenin odaklandığı noktaları gösterir. Yani duraklayan bir gezegen ileri harekete dönmeden önce bir odaklanır. İşte bu odaklanılan noktalara dikkat etmekte fayda var sevgili balıklar.
Evet, sizin için de biraz içe dönüş, biraz farkındalık dönemi, biraz sorgulama dönemi aslında. Belki yaşamınızda gerçekten sizin için gerekliliği kalmamış konu ve kavramları da bu dönemde fark edip hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ve 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay var. 27 derece Koç burcunda dolunay. Sizin tam para alanınızda. Zaten Ekim ayı parasal konulara ve bütçenize daha fazla vurgu yapıyor dedik. İşte bu dolunay burada bir tamamlanma ve özellikle mali durumunuzla ilgili belirgin bir etki, bir farkındalık getirebilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 27 derecelerde yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, ki bunlar özellikle öncü burçlardaysa, yani Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi, o zaman bu parasal konularla ilgili etki daha da bir artacaktır. Bu dolunayın yönetici gezegeni Mars ve Plüto ile kare açı içerisinde biraz zorlayıcı ve baskı yaratan bir etki. Yani bireysel olarak etki aldığınız takdirde parasal baskılar olabilir. Yani para kazançlarınızla ilgili alanlar veya tabii ki nasıl para kazanırız, iş hayatınızla ilgili, yani iş hayatınızda bazı dönüşümler olabilir. Bazı belki manipülatif durumlar, özellikle parasal konularda ya da borçlar ya da masraflar söz konusu olabilir bu dolunayla beraber. Bunun yanı sıra iş arayanlar için belki para kazanabilecekleri daha bireysel girişimler ya da para, onların mali durumlarını bir şekilde dönüştürecek, belki gereksiz harcamaları bir şekilde elde ettikleri farkındalıkla hayatlarından çıkaracaklar. Bazı harcamaları mesela hayatlarından çıkarabilirler ya da para kazanmalarına engel olacak ya da parasal durumlarını kısıtlayan koşulları fark edip buralarda bazı dönüşümler gerçekleştirebilirler. Tabii ki iş değişimleri de olabilir bu süreç içerisinde. Tüm bu koşullar dolunayla beraber aktifleşecek. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok daha güçlü etkiler var ama genelde Ekim'in sonları, son 10 günlük döneminde bu dolunay tesirleriyle ayı tamamlayacağız aslında. Ve ayın 23'ünde Akrep burcuna geçiyor Güneş. Ve Mars yönetici gezegen. Mars da ayın 30'undan itibaren Akrep burcuna geçiyor. Mars Akrep'te son derece güçlü, hırslı, tutkulu. Ama bu ay çok fazla tabii ki etkilemiyor. Bizi daha çok Kasım ayında etkileyecek. Hem Mars güçlü Akrep burcunda, hem Akrep yeni ayı. Özellikle Kasım ayında aşk, romantizm, tutkular ön planda olacak. Bireysel anlamda daha güçlü, daha girişken olabilirsiniz. Ve çocuklarla ilgili konularda yine çok önemli etkiler barındırıyor. Özellikle Kasım ayı içerisinde. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.